Günlük hayatımızda en çok kullandığımız, dokunduğumuz, ihtiyaç duyduğumuz şeylerden biri son yıllarda özellikle bir hakikaten çok ilginç bir fenomen haline geldi. Daha da hayatımızı nasıl şekillendireceğini ben birazdan soracağım. Bülent Hiç Sönmez, stüdyo konuğum, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Google Türkiye direktörüsünüz. Evet. Dünyanın en büyük kuruluşlarından bir tanesi. Bilişim, son dönemde bilişim şirketleri, dünyanın en büyük şirketleri sıralamasında üstlerde yer alıyorlar. Facebook, işte Twitter, bilgisayar üreticileri ve Google onlardan bir tanesi. Google'ı sadece bir arama motoru olarak da görmemek gerekir. Bir bilişim kuruluşu ve hayatımızın farklı alanlarında bilişimle ilgili ne varsa ona çözümler üretmeye çalışan, ürünler geliştirmeye çalışan bir şirket. Böyle tanımlamak doğru, doğru olur herhalde, değil doğrudur. Mi? Misyonumuz esasında inovasyon temelli bir şirketiz. Evet. Bir mühendislik şirketi diyebiliriz açıkçası ve misyonumuz da dünyadaki bütün bilgiyi erişebilir kılmak ve isteyene istediği noktada bunu verebilmek. Rakamları olarak baktığımızda da bütün dünyada çalışanları var, bir network'ü var ve milyar dolarlar, oldukça milyar dolar seviyesinde de gelir elde eden bir şirket. Çünkü bir taraftan reklam pazarlaması da yapan, doğrudur, o platformlarını kullandıran bir kuruluş. Biz ama daha çok bir şeyi aramak için girdiğimizde, ekranlarımızda açtığımızda kullandığımız arama motorlarından biri olarak tanıyoruz. Dünyada en çok tanındığı yönü bu, değil mi? Arama, doğru, motoru, doğru, olarak. Nedir arama motoru? İnsanlar nasıl kullanıyorlar? Misyonun bir parçası açıkçası. Ve insanların bilgiye erişimini sağlayan ana kapı açıkçası arama motoru. Evet. Çünkü artık bugün geldiğimiz noktada herkes herhangi bir adımını atmadan, herhangi bir konuyla ilgili, herhangi bir hayatında maruz kaldığı gündemle ilgili geri dönüp aramak istiyor, bilgi edinmek istiyor. Çünkü artık o bilginin orada olup erişilebilir olduğunu biliyor. Bu çok değerli bir şey. Belki internetin açıkça hayatımıza getirdiği en büyük katkı bilgiye erişmek. Çünkü insanlar kendi eriştiği bilgiye daha değerli kılıyor. Araştırıyor, birkaç kaynaktan bakıyor. Bu herhangi bir noktada, herhangi bir hayatın noktasında mevcut. Seyahat etmeden evvel, doktora gitmeden evvel, doktora gittikten sonra gündemi araştırmak, gündemin içindeki bilgilere erişmek, evet, vesaire vesaire. Şimdi bir taraftan siz bunları söylerken şu aklıma geldi Bülent Bey. Farklı kaynaklardan arıyoruz ya bilgileri doğrulatmak için, ki inşallah arıyoruzdur, aramak, evet, gerekir. Tek bir kaynağa güvenmeden ilk karşınıza çıkan bilginin doğru olduğunu farz ederek yola çıkmamalısınız. Özellikle kritik bir karar alacaksanız ve bunu paylaşacaksanız. Bunun sonra detaylarını konuşuruz ama nihayetinde yine aynı arama motorunun içinde aramaları yapıyorsunuz, değil mi? Yani aynı arama motorundaki başka kaynaklar üzerinden, çeşitli kaynaklar üzerinden bakıyorsunuz. Doğrudur. Değil mi? Doğrudur. Şimdi kendi açımıza baktığımızda tabii çok büyük bir indeksten bahsediyoruz. Arama arkasında sonuçta biz bir platformuz ve aramayla ilgili içerikleri kullanıcının önüne çıkartıyoruz ve en ilintili içerikleri çıkartıyoruz. Listelemeler yapıyorsunuz. Aynen, bu aradığınız içerikle ilgili bunlar mevcut. Ve bütün dünyadaki bütün bize ben arama motorunda olmak istiyorum diyen bütün içerikleri biz oraya koyuyoruz. Nasıl oluyor? Sistem nasıl koyuyor? Mesela Hakan Çelik dedik veya Bülent Hiç Sönmez dedik. Onunla ilgili siz arama motorunun arama alanına bir yazı yazdınız. Bunu bir bilgisayar sistemi, bir program mı seçerek bütün datalar arasından milyarlarca veya milyarların da ötesinde tabii dataları arayarak, tarayarak anında çıkarıyor. Onu biraz teknik sürecin nasıl olduğunu anlatır, tabii, mısınız? Arama motorundaki satıra ben geldim, bir anahtar kelime, cümle yazdım veya. Nasıl oluşuyor sistem ondan sonra? Şimdi bir tamamıyla algoritma, tamamıyla bilgisayarların yönettiği ve bilgisayarın sonucu getirdiği ve bulduğu bir algoritma çok karmaşık ve her gün yenilenen, her gün iyileştirilen bir algoritmadan bahsediyoruz. Şöyle bunun hikayesini şöyle yapabiliriz. Bir içerik yaratılıyor. Diyelim ki siz bir web sayfası yapıyorsunuz. Evet. Web sayfasının içeriğini oluşturuyorsunuz vesaire. Ondan sonra da Google'a diyorsunuz ki ben bunun endekslenmesini istiyorum. Onun belli teknik kodları var. O kodu koyuyorsunuz. Google'a ama ben bir söylüyor muyum onu? Söylemem mi gerekiyor? Hayır, bu sadece bir teknik kod koyarak onu yapıyorsunuz, evet, zaten. Herhangi bir şekilde bir başvuru yapmanıza gerek yok ama bir teknik kod koyuyorsunuz. Ondan sonra bizim örümceklerimiz var. Esas İngilizce ismi crawler bunun. Ve crawlerlar her günün, her saatinde, her saniyesinde bütün internette ben Google'da arama motoruna çıkmak istiyorum diyen her türlü domaini tarıyor.
Otomatik. Bunda bilgisayar tabii, yapıyor. Tamamıyla bilgisayar. Hiç insan yok arada. Hiç yok. Yani mümkün değil zaten. Mümkün arada. Değil o kadar boyut yapmak. Bilgisayarlar yani, bunu bir taramaya başlıyorlar. Dünyada ne var diye dünyanın ve neresinde. Ve ondan sonra onu endeksliyorlar. Topluyorlar onu önce. Bir endeksliyorlar ama bütün içeriği değil. Endeksin bir kısmını içerikliyorlar. Yani çünkü o da mümkün değil zaten. Sadece bir parçasını alıyorlar. Ondan sonra yaklaşık dünyada 230 milyon web domaini var. 230 milyon. Evet. Trilyonun üzerinde bağlantılı nokta var. Yani bu baktığınızda çok büyük bir dünyadan bahsediyoruz. Onun için de bir bilgisayar dünya sadece bunu yapmak zaten mümkün değil. Bir algoritma dışında yapmak mümkün değil. Dediğim gibi bunu endekslendikten sonra birisi geldi Hakan Çelik diye aradı. Sistem Hakan Çelik'in içinde olduğu bütün siteleri, endekslemiş olduğu bütün sitelere bakıyor. Bakıyor ve bunu en ilintili olanını algoritmasıyla beraber getirip sıralamaya başlıyor. Ondan sonrası kullanıcının seyahati. İlintili olmak ne demek? Neye göre sıralandıracak şimdi? Bu yukarıdan algoritma, aşağı en çok bakılanlar mı demek o? En çok neyle ilişkilendiriyor? Yukarıdan aşağı sıralamayı ne? İlk sayfa çok önemlidir ya. Doğru. İlk sayfada bize çok sorulan sorulardan bir tanesi değil mi? Neye bu oldukça göre? Karmaşık bir sinyaller ve matematiksel algoritma hesabı olarak karşınıza geliyor. Bunlar tabii ki baktığınızda arandığında gidilen kelimeler, o kelimenin içinde geçmesi, ondan sonra linkler. Linkler burada dünyada çok önemli. Yani Hakan Çelik'le ilgili başka gerçek anlamda çok iyi bilinen sitelerden oraya verilen linkler, bu linklerin toplamı, daha evvel yapmış insanların oradaki reaksiyonlarının toplamları, ama burada o kadar çok sinyal var ki. Yani bir tane sinyali buna atfetmek çok zor. Dediğim gibi 500 üzerinde sinyalden bahsediyoruz. Üstelik her gün her aramanızda da farklı bir birinci sayfa çıkabilir. Doğrudur. Bazen başka bir şey yer değiştirebilir. Evet. Mesela yaklaşık 5 milyon 330 bin sonuç buldu ve parantez içinde de 0.13 saniye dedi. Bunu da anlatalım. Mesela böyle rakamlar çıkıyor yukarıda. Bilmem kaç tane sonuç buldu ve bir zaman dilimi koyuyor. O ne demektir? Doğrudur. Bu hacimle ilgili ve zamanla ilgili. Orada açıkçası zaman bizim için çok önemli. Bizim başarımız, çünkü internette sitelerin başarılarının kriterleri herkese ayrıdır. Ama çoğu sitenin şeyi gelip kullanıcısını fazla tutmaktan geçer. Yani benim kullanıcım geldi, benim sistemde uzun süre kaldı. İçeriğimi okudu. Bizim tam tersidir. Bizim kullanıcımız gelsin ve bir an evvel gitmesini isteriz. O çünkü şu demek, istediğini aradı ve gitti. Kalmasın orada, durmasın. Tabii, çünkü biz arama motoruyuz. Evet, aynı arama motoruyuz ve en kısa zamanda kullanıcımıza istediği bilgiyi eriştirdiğimiz noktada biz mutluyuz. Biz iyi iş yapıyoruz demektir. Onun için o hem indeksin büyüklüğü kadar o bizim zamanımız da çok önemli. Ve o zamanla ilgili her gün testler yapılır ve iyileştirmekle ilgili çalışmalar devam eder. Çok önemlidir o. Yani bir an evvel biz kullanıcıyı istediği içeriğe ve doğru içeriğe ve ilintili ilişkiyle uğraştırmak isteriz. Yani o ana ekrandan çıksın ve gideceği yere girsin. Tabii. Ve araştırmalarına devam etsin. Orada durmasının bir anlamı kalmıyor. Aynen. Artık. Aynen. Peki bu kadar çok data ve bilgi belli merkezlerde mi tutuluyor? Yani bu ana bilgisayarlar, bilişim merkezleri nerede? Şimdi bu bütün dünyanın datalarının tutulduğu bir takım yerler var herhalde, değil mi? İçerikler tamamıyla dağıtık. Başka içerikler, her yerde. Herkesin kendi serverında, kendi PC'sinde, PC'sini bile bir şey server haline getirebiliyorsunuz. Gerçek içerik, içeriğin tümü dünyanın her tarafına dağıtılmış durumda. Kim yaratıyorsa o içeriği, kim onu yaratmışsa orada duruyor. Evet. Bunun haricinde Google ne yapıyor? Bunu sadece endeksliyor. İçeriğin hepsini alması mümkün değil zaten ama endeksliyor. Yani böyle bir kopyası benzer... Google'ın elinde dolayısıyla olamaz değil. Dünyada. Sadece endeksi var. Endeksi var. Yani. Endeksi var. Yani yayıncının bize gösterdiği endeks neyse biz onu alıp onu şey yapıyoruz. Tabii bir başlığı da... yani bir fotoğrafı. Gördünüz. Belki, aynen öyle. 4-5 satır bir data bilgisi. Aynen öyle. İçeriğin tümünü zaten yapmak. İçeriğin tümü dediğim gibi dünyanın her tarafında kim yarattıysa orada bulunuyor. Ama öbür taraftan da data center'larda bu da çok önemli. Çünkü o hızı yaratmak, o algoritmayı çalıştırmak, o da bizim en büyük işlerimizden bir tanesi. Peki hizmetinizde bazen kesintiler oluyor mu? Ben çok karşılaşmıyorum ama mesela yavaşlama, durma, kesinti... Ve yedek bilgisayarlar mı devreye giriyor böyle şeyler olduğu zaman? Kesintisiz bir servis hizmet. Kesintisiz bir servis duyuyor diyebiliriz. Öyle kesintisiz mi? Bir servis. Yani elektrik ve su kesildin ama biz kesilmeyiz gibi bir şey söyleyebilir misiniz? Şimdi tabii hani neredeyse ona yakın bir servis seviyesine devam ediyoruz ama tabii kişilerin ve kullanıcılarımızın bağlantıyla ilgili bir yani erişime gelmesiyle ilgili bir dola yerden de geçiyor. Ya yani bu bağlandığı noktada bağlantının sağlam olması, hızının yerinde olması, ondan sonra ara dönemler vesaire, ona baktığınızda uzun bir şey esasında. Enteresan bir örnek vereyim. Bütün Google aramalarında, averajında bir tane arama yaptığınızda bir bilginin seyahati gidip düşünün. Gitti bir yere sordu geldi, gitti bir yere sordu geldi. Yaklaşık ne kadar sizce? Hızı mı? Hayır. Kilometre kat ediyor.
Yani averaj. Bütün dünyadaki arama Amerika'ya aracı. Gidiyor geliyor. Hiç değilse. Dağıtıktır bir bunların hepsi. Dağıtıktır. Binlerce kilometre herhalde. 1500 mil. 2000 üzerinde kilometre. Bu bir averaj da bu evet. Şey hani çok genel anlamda bir hesaplamadan bahsediyoruz. 1500 kilometre gidiyorsa o zaman mesela gidip ilk görevimde bir Amerika'ya gidip gelmiyor. Dağıtık zaten. Dağınık Avrupa'daki bir server'a tabii. Gidiyor mesela. Yani her tarafta işte dediğim gibi hem içerik başka bir yerde vesaire bir yerde ve ona rağmen hızına bakın. Yani o çok... saniyede mi dediniz siz o suya? Yok süresini gidiyor. Söylemeden yani toplam gittiği mesafe geldiği mesafeden bahsediyorum. Çok enteresan. Evet. Peki bu kesintisizliği, yani ben onu çok önemsiyorum. Kesintisizliği nasıl sağlıyorsunuz? Çok büyük yatırım. Büyük yatırımlar burada. Çünkü yedekleri var herhalde. Tabii yedeklerin yedekleri vesairesi var. Bununla ilgili algoritma, o hızın algoritması her gün binlerce mühendis tarafından monte ediliyor, kuvvetlendiriliyor, yenilendiriliyor. Çok büyük eforun sarf edildiği bir orası. Google'ın ana bilgisayarlarına virüs girmesi gibi bir şey söz konusu olabilir mi? Yani Google hacklenebilir mi? Şimdi o teknik bir şey. Tabii onunla ilgili hani ciddi anlamda mühendisler bunun sağlamlığı vesaire ile çalışmaları yapıyor. Ondan sonra ve amacı zaten hani sağlıklı ve sürekli bir servise verebilmek. Evet. Çünkü o kadar büyük bir yapıdan söz ediyoruz ki bazen doğru. Yani bu basit web sitelerinin, domainlerin başına gelenler acaba bu büyük siteler kendilerini, kuruluşlar nasıl koruyorlar? Güvenlik anlamında bu da merak edilen bir şey. O yüzden sordum. Bir kısa reklam arasından sonra devam edelim. Google ve arama motorları konusunda çok sorulan sorulardan bir tanesi de Google Türkiye Direktörü Bülent Bey bizlerle birlikte. Bülent Hiç Sönmez'le konuşuyoruz. Kendileriyle ilgili aramaların yukarılarda çıkmasını istiyor insanlar ki daha kolay görünebilsinler. Bu mümkün mü? Bu nasıl mümkün? Bunun için bir para mı ödemeleri gerekiyor insanların? Reklam mı vermeleri gerekiyor? Bu merak edilen şeylerden biri. Bu mümkün. Ne para ödeniyor ne de herhangi bir şekilde reklam verildiğinde doğal aramalarda yukarı çıkması mümkün. Bu tamamıyla doğal olarak yani içeriğin sahibinin ve web domaininin ve web sitesinin sahibinin teknik olarak düzeltmesi, içeriği zenginleştirmesi ve bununla ilgili bütün çalışmaları yapmasıyla ve kullanıcısına doğru çıkmasıyla olacak olan bir şey. Google bununla ilgili herhangi bir para istemiyor, almıyor, kabul de etmiyor. İçeriğini zenginleştirecek, görseller koyacak. Bütün normal teknik altyapısını da ona göre yapacak. Ama çok tıklanması bir parametre mi? Bunlardan bir tanesi ama dediğim gibi çok parametreden bir tanesi. Çok fazla sinyal. Bir tek o sanılıyor mesela. Hayır, çok tıklanırsa o yukarı yanlış. Çıkar. O büyük deniyor. Yanlış. O büyük yanlış. Hatta bizim sistemimiz, şöyle düşünenler bazen şeyler de yapıyorlar. Arayıp tıklıyorlar. Bu sisteme zarar verir, o siteye zarar verir bunu yapmak eğer öyle bir şey yapılıyorsa. Çünkü o zaman tek bir kullanıcı olarak sistem şunu anlıyor. Bu otomatik olarak sadece bunu yapmak için yapılan bir şey. Bunu gördüğü anda sistem ignore etmenin ötesinde cezalandırabilir. Ne yapar cezalandırır? Yani ona göre sıralamasıyla ilgili. Yani çünkü aşağıları atabilir. Atabilir de vesaire de olabilir. Onu yapmamak lazım onu. Bilgisayar ama, programının böyle cezalandırma özellikleri de var cezalandırma mı? Cezalandırma demeyelim ama yani sonuçta böyle bir noktada bu tercih edilen bir şey değil. Sistem onu algılar. Çok önemli bir şey söylediniz aslında. Evet, yani, çok insanın bilmediği bir şey bu. Onu yapmamak lazım. Sanıyorlar çünkü ki yukarıda görünebilmesi için kendi sitelerinin, isimlerinin, fotoğraflarının neyse çok tıklıyorlar. Yukarı çıkacak diye. Şöyle. Tıklanma mutlaka bir sinyal ama doğal olarak olursa eğer. Bir yerlerden, gerçek dünyanın anlamda, herhangi bir yerlerinden. Gerçek anlamda arandı tıklandı o normal ve güzel bir şey. Onun haricinde bilerek böyle basarak o. Buna benzer çok tıklanmak kadar önemli bir başka kriterde ne veya birkaç kriter ne? Onları hatırlatalım. İçerik önemli. İçeriğin o kelimeyle ilintili olması önemli. Bunun haricinde dediğim gibi başka sitelerin, başka bilindik ve iyi sitelerin buraya vermiş olduğu linkler önemli. Kurumsal şirketlerin, kuruluşların linkler vermiş önemli. Geçmişi önemli. Dediğim gibi bunlar 500'den fazla sinyalin 3-4 tanesi sadece. Reklam alma, reklam verme meselesi nasıl gelişiyor? İnsanlar arama motorlarına nasıl reklam verebilirler? Çok kolay esasında. AdWords arayüzümüz var. Herkes bugün itibariyle istiyorsanız siz 10 dakika sonra reklam vermeye başlayabilirsiniz. AdWords arayüzümüze girip bir kullanıcı ismi ve şifresinden sonra hangi kelimelerde reklam vermek istediğinizi yazıyorsunuz. Bilgilerinizi veriyorsunuz ve başla diyorsunuz ve başlıyor. Reklamda şöyle arama yaptığınızda esasında iki tane bölüm var. Bir tanesi doğal arama sonuçları. Sol tarafta çıkanlar. Bunlar biraz evvel bahsettiğimiz herhangi bir şekilde bizim
para kabul etmediğimiz ama içerik sahibinin içeriği güzelleştirerek, oraya yoğunlaşarak yapmış olduğu tekniklerle yukarı çıkılan bir şey. Sağ tarafta ve ilk 3 sırada olan, ki sarı kadrajla belirli olur, onlar da reklam. Dediğim gibi hangi kelimeye çıkmak, reklamak istediğinizi belli ediyorsunuz ve onunla ilgili kelime tıklandığında, ki biz sadece tıklandığında para alırız, gösterimden para almayız. Tıklanmazsa para almıyorsunuz, para almıyoruz, ondan. Tıklanmazsa para almıyoruz. O zaman ne kadar çok tıklanıyorsa o şirket bakımından daha büyük bir maliyeti oluyor. Doğru, ama o kadar da kendi sitesine o bir trafik yapmış oluyor. Zaten istediği diyor. Onu istiyor. Çok tıklasınlar. Ben de onu vermeye hazırım diyor yani. Zaten o, evet, aynen öyle. Bu demek ki ya aslında internet mecrasında veya arama motorlarında sizin gibi şirketlerin belki reklamın tanımı ve algısını da değiştiren bir şey. Çünkü çok güzel bir noktaya. Gazete mecrasında veya televizyon mecrasında daha farklı parametreler söz konusu. Çok doğru bir noktaya değindiniz. Açıkçası biz reklamın ötesinde bakıyoruz. O bizim açımızdan bir bilgi de. Çünkü kullanıcı ona tıkladığında oradaki bilgiyi de yapıyor. Eğer ki diyelim ki bir şey satın almak istiyorsunuz ve orada karşınıza biri, evet ben bunu satıyorum, stoklarımda var, uygun fiyatlarla reklamı çıktı, ama o bilgidir. Reklamın ötesinde yani, ve tıklıyorsunuz onu, içe ben bunu merak ettim diye gidiyorsunuz. O bakıma çok farklı bir formatta. Çünkü çok ilintili bir de bunun yanında. Çünkü siz isteğinizi belli ediyorsunuz ve o isteği belli ettiğiniz noktada karşınıza onunla ilgili, bak benim bu ürünüm var, bu servisim var çıkan diye bir kurumla karşı karşıya. Bu çok değerli bir şey. İnternetin bizim hayatımıza en çok dokunan yönlerinden biri sosyal medya. Doğru. Sosyal medya, Twitter ve Facebook geleneksel medyadan daha hızlı, yer yer bazı olaylarda daha etkin ve daha çok tartışmalı. Böyle olunca, hal böyle olunca toplumsal olaylarda, tansiyonların yükseldiği zamanlarda, iyi günde, kötü günde, mesela Van depremi sırasında insanlar sosyal medya üzerinden örgütlenerek depreme müdahale etmişlerdi. Buna benzer çok olay var, yaşadığımız olaylar var. Dezenformasyon, yanlış bilgilerin yayılması, şiddet içeren görüntülerin paylaşılması, biraz sonra YouTube'u da konuşacağız gerçi, ama burada evrensel politikalar nedir? Yani Google'ın özellikle politikası nedir, duruşu nedir? Platform olarak baktığımızda şimdi paylaşmanın geldiği nokta hakikaten çok güçlü bir yer. Çünkü internetin seyahatine baktığınızda internet ilk başta belli bir bilginin tek yönlü olarak, 15 yıl evvelden bahsediyorum, tek yönlü olarak burada bir statik bilgi var, ben bunu size sunuyorum diye başladığı bir seyahatten bahsediyoruz. O ilk seyahatin ilk birinci fazında dediğim gibi statik olarak sayfalar, bilgiler kullanıcılara veriyordu. İkinci aşamada bu işin etkileşim safhası başladı. Bu etkileşim safhası da açıkçası mesela alışverişler bu safhaya giriyor. İnternet üzerinden yapılan. İnternet üzerinden alışveriş yapılmaya başlandı. Burada hem insan sayısı artarken hem niceliği artmaya başladı. İlk başta statikten böyle bir etkileşim noktasına geldi. Üçüncü ki en büyük fazında bu iş artık insanların birbiriyle, sadece bir kurumun insanlara etkileşimi değil, insanların da birbiriyle etkileşim noktasına geldi. Bugün geldiğimizde 2 milyarlık bir internet nüfusundan bahsediyorsak, bunun 1,5 milyarı bir sosyal mecranın içinde mutlaka etkileşimde bulunuyor. Ha, buna bakıldığında bu, eğer bir kitap olarak bakarsak internetin seyahatinin sonu mu? Kesinlikle değil. Bizim açımızdan birinci bölümünün sonu diyebiliriz. Ancak birinci bölümünün sonu. Çünkü bugün geldiğinde ne kadar internet kullanıcısı var diye bakıldığında toplam 2 milyar var. Ama çoğu insan şöyle düşünüyor olabilir. Ben internete giriyorum. Arkadaşlarım giriyor, iş arkadaşlarım giriyor, çevrem giriyor, annem babam giriyor, yurt dışındaki iş arkadaşlarım giriyor. O bakıma bakıldığında tamam diyor, daha girecek insan yok, ama dünyada 2 milyar insan sadece giriyor. Aşağı yukarı 7 milyar, 8 milyar. 5 milyar daha insan buraya internete girecek. 2,5 katı. Türkiye'de de benzer oranda internete daha girecek insanlar var. Onun için daha chapter'ın ilk başındayız, bölümün ilk başındayız. Kaldı ki ikinci fazında, daha sonraki fazında şu anda averaj hızımız, bağlantı hızımız 1 megabitler, 2 megabitler, işte 8 megabite kadar bağlantı hızı. Ne olacak 8? Şu anda üzerinde çalışılanları söylüyorum. Şu anda Türkiye'de de var. Şu anda bazı yerler, çoğu yerlerde ki bunu hem özel sektör hem de devlet bununla ilgili ciddi altyapı yatırımları yapıyor. 50 megabitler, 100 megabitler mevcut. Fiber çalışmaları çok ciddi anlamda gidiyor. Burada 1 gigalar çalışılıyor ve şu anda mevcut var. Google'ın Amerika'da birkaç şehirde uyguladığı fiber var. Aynı anda cep telefonundan internete bağlanmakla ilgili hızlar da var. Artık oralarda 50'ler, 100'ler konuşuluyor. 4G'ler, LG'ler konuşuluyor. Bunlar hayatımıza üçüncü fazlada gelip hem herkesin bağlandığı ve çok yüksek hızda, artık hızın tamamıyla bize bir engel oluşturur
tarafının kalmadığı bir dünyaya yapacak. Bu esasında bütün seyahati. Yani evet. Şu andaki insanların herkesin bağlanması artı hızın da bir İngilizce kelimesi bottleneck dediği bir engel oluşum noktasında bittiği nokta esas şey. Açıkçası bu da çok uzun süre olmayacaktır. Yani bizim tahminimiz 2020 yılında büyük ihtimalle herkes girecektir. Abi buradaki seyahatte sadece herkes internete girmiş olacak. Herkes de değil açıkçası. Elektrik gibi herkesle yani. Beraber çok ciddi anlamda cihaz girecektir buraya. Şu anda bizim aklımıza gelen nedir? Bir desktop'tır, bir notebook'tur. Akıllı telefondur. Akıllı telefondur, tablettir. Belki işte televizyondur. Şu anda arabalardan tutun evinizdeki bütün cihazları. Çamaşır makinesinden, bulaşık makinesine, buzdolabına hangi makinenin ihtiyacı varsa. Varsa. Makineler arası iletişim aslında bir bakıma değil mi bu? İngilizce machine to machine, makineden makineye iletişim ciddi anlamda çalışılıyor bu noktada. İnsanların hayatını etkileyici nokta sağlığı alın. Bununla ilgili sağlıkla ilgili diagnozu şu anda insanlar işte şey üzerine çalışıyorlar. İşte vücudunuza alacağınız ufak veya konulacak bir parçanın sizi günün içinde monitör etmesi. İşte kan basıncınızı, kolesterolünüzü neyse onu günlük monitör etmesi. Hayat kurtaran önlemler ve çözümler. Çözümler. Bu şekilde gelişecek olan bir şey. Sosyal medya paylaşım da bunun içinde önemli etkin. Daha 1,5 milyarlık. Çünkü insanlar bilgiye eriştiği anda paylaşımı da seviyor. Sosyal web'den bahsediyoruz. Açıkçası sosyal web bizim anlamımızda sadece bir işte ben bunu yedim, buraya gittim, bunun fotoğrafı vesaire işte veya şuradayımın ötesinde normal hayatımızın bir replikasını internete sağlayabilmek. Bununla ilgili şey yapıyoruz. Dediğim gibi çok önemli. Platformlar, bizim gibi platformlar da bunlar için çok büyük servisler sağlıyor. Çünkü herkesin bu paylaşımı her noktada, istediği noktada yapması ve bununla beraber de sizin dediğiniz sorunlar da, sorular da ortaya çıkıyor. Burada bir kirlilik söz konusu vesaire. Kullanıcıya çok büyük görev düşüyor aynı anda. Şimdi burası ne kadar özgür ve ne kadar demokratik bir ortam olursa ve bu sürdürülebilirse bundan sanıyorum herkes kazançlı çıkar. Doğrudur. Ancak insanların birbirlerine zarar vermemeleri, yani mesela dezenformasyon paylaşmaları, şiddet içermemeleri, hakaret, küfür, buradaki dünyadaki düzenlemeler, yapılar nereye gidecek? Dünyadaki prensip nedir? Şimdi bunun üç tane ayağı var. Yani evrensel bir doğru var mı orada? Bunun üç tane ayağı var. Bunlardan bir tanesi bunun teknoloji ve platform ayağı. Bizler. Bu işi hakikaten hızlı şekilde, doğru platformda, herkese yaygınlaşır şekilde bunu sunuyor olmak. Bunun haricinde bunun bir hukuksal tarafı var. Bir de bunun kullanıcı tarafı var. Bunun üçüne de çok büyük görev düşüyor bu noktada. Dediğim gibi bu üçü büyürken teknoloji büyük bir hıza devam ediyor ama aynı hızda bunun hukuksal tarafı da büyümesi lazım. Ve insanların da bunu kullanırken bilinçli ve doğru şekilde yapmak için bunun bir bilinçlendirmesi olması lazım. Ama bunlar sosyal medyanın gücü, bu paylaşımın gücü ve bu bilginin özgür şekilde dolaşması çok önemli bir şey tabii. Mesela sorunlu bazı içeriklerin arama motorlarında yani yanlış bir görüntü, insanların özel hayatını ihlal eden bir şey veya bir şiddet çağrısı yapan bir tekst veya bir görüntü. Bunların sosyal medya demeyeyim de arama motorlarında daha çok konuştuğumuz için size bir başvuru gelse siz bunu görüntülemeyin, endekslemeyin ve bu çıkmasın Google'da dense denebilir mi böyle bir şey? Çok soru geliyor bununla ilgili. Hangi şartlarda makul olabilir böyle bir talep? Şöyle anlatayım, biraz evvel bahsettiğim gibi içeriğin, bize içerik yok. Arama motorunda herhangi bir içerik yok, sadece bir endeks var. İçerik kalktığı noktada biz zaten onu kaldırırız. İçeriğin kalkması lazım. İçeriğin ama içeriğin kalkması da imkansız gibi bir şey neredeyse. Bunun hukuksal boyutuna başvurduğunuz noktada ve bu mümkün olduğu noktada. Yani tek bir kaynakta olmuyor çünkü bazen o yayılmış oluyor. Yani virüsün yayılması gibi adeta değil mi? Evet. Bilgiler, görüntüler. Bu, ama onlardan kalkıyor olması lazım. Onlardan çünkü içerik bizde olmayan, yani içerik kaldır deseniz içerik yok burada. İçerik olmadığından dolayı içeriğin kalkması lazım. İçerik kalktığında bir çıkartırız. Olmuyor ama değil mi? Yani içeriği kaldırmadılar mesela ama siz Google olarak onun sorunlu bir içerik olduğunu düşünüyorsunuz. O içerik var diye onu otomatik olarak almak durumunda mısınız? Hukuksal boyut. Çünkü orada şöyle düşünün. Yani burada siz de bir bilgisayarlarla algoritmik olarak tarıyorsunuz ve bir endeks getiriyorsunuz. Ve arkada bir içerik olduğu noktada o endeks orada çıkıyor. O endeks, o içerik oradan çıktığı anda otomatikman zaten biz bunu buradan çıkartıyoruz. Bu işin metodu budur. Sizin dünyadaki pazar payınız ne kadar aşağı yukarı? Yani toplam kullanıcıların ne kadarı? Ülkeden ülkeye değişen bir şey. Yaklaşık. Ama tercih edilen bir numaralı arama motoru diyebilirim.
Başka arama motorları da var. Ve rekabetin de giderek artmakta olduğu bir sektör. Belki rekabetin artması tüketicilerin, kullanıcıların daha farklı çözümler. Yani rekabet ne kadar artarsa, ne kadar farklı çözümler üretilirse belki hem sizler açısından hem tüketiciler açısından daha farklı avantajlı durumlar ortaya çıkabilir. Onun da hemen altını çizelim. Doğru, bu da çok sorulan bir şey. Sağ olun getirdiniz. Hatta cevabı da verdiniz. Rekabet çok iyi bir şey. Bir kere kullanıcı için çok iyi bir şey. Serbest pazar dünyasının ekonomisinin de bizim olması olmaz olur. Şey bu. Kullanıcı için çok iyi bir şey. Kullanıcının iyi olan herkes için iyidir. Bizim bakış açımız o. Vergi meselesi çok sık konuşuluyor. Ne zaman Google gazetelerde özellikle haber olsa ekonomi sayfalarında Google vergi verdi mi, verecek mi gibi sorular gündeme geliyor. Bu konuda hükümetin ve siyasi otoritenin de zaman zaman sizle ilgili değerlendirmeleri oluyor. Siz vergi vermiyor musunuz ki böyle şeyler gündeme geliyor zaman zaman? Bunu orada bir yanlış algı mı var? Algı var açıkçası. Biz Türkiye'de vergi veriyoruz ve hukuksal boyutta vermemiz gereken bütün vergileri de vermeye devam edeceğiz. Hukukun gerektirdiği bütün vergiler vermeye devam ediyor. Neden bu böyle haberler oluyor? Bu yani merkezinizle ilgili bir yeni düzenleme mi ancak söz konusu olmalı? Tabii internetle ilgili baktığınızda internetin her konusuyla ilgili bu haberler olabilir. Çünkü internet çok yeni ve çok hızlı gelişiyor. Bunun dediğim gibi algı tarafı da aynı şekilde paralelinde gelişiyor. Hukuki boyutu da aynı şekilde gelişiyor. Ve belli bir zaman geçtikten sonra hepsi oturuyor açıkçası. Görüntümüzü verelim. Google'ın sadece bir arama motoru olmadığını, teknolojinin farklı alanlarında çalışmalar yapan bir şirket olduğunu, kuruluş olduğunu söylemiştik. Başbakan Erdoğan da Amerika Birleşik Devletleri'ni ziyaret ettiği zaman Google tarafından ve iş ortakları, çözüm ortakları tarafından geliştirilen bir otomobil var. Onun görüntüsünü ben arkadaşlarımdan rica ediyorum. O görüntüyü bizimle lütfen paylaşsınlar. Biraz o çözümlerden de bahsedelim. Tabii. Otomobil insansız, artık gelecekte makineler birbirleriyle haberleşecekler diyorduk. Evet, bu görüntüyü lütfen ekrana alalım. Şu anda da otomobili görüyoruz zaten Bülent Bey. Biraz anlatır mısınız, bunlar nelerdir? Ne yapmaya çalışıyor Google? Teknolojideki hedefler ne? Şimdi Google'ın bütün dünyada yani her bütün ürünleriyle istediği şey şu: insanların hayatlarını kolaylaştırmak. Onlara hayatı yaşatmakla ilgili, kendi değerleriyle ilgili fırsatları oraya odaklanmasını sağlayıp platform işini çok değerli bir halde bir servis olarak sunmak. Esas şeyi bu. Bütün bu teknolojinin esas değeri de insanların ve kurumların hayatlarını kolaylaştırmakla ilgili. Dediğim gibi işte arabadan bahsedebiliriz. İşte yine çok konuşulan gözlükten de bahsedebiliriz. Araba bakıldığında bir araba teknolojisinin çok daha ötesinde bir şey. Çıkmasının sebebi trafik sorununa çözüm oluşturabilmek. Sürücüsüz bir otomobil olduğunu hatırlatalım bir kere her şeyden önce. Evet, yani sürücüsü olmayan bir otomobil. İlk akla gelen bunun faydası, sürücüsü yok otomobilin. Kendi gidiyor. Bu arada şu anda çok binlerce mil yapmış durumda. Herhangi bir sorunsuz çalışıyor. Amerika'da bir yanılmıyorsam iki eyalette bununla ilgili ilk onaylar alınmış durumda. Bunun üzerine çok ciddi yapılıyor. Dediğim gibi ilk akla gelen fayda, tamam ben işte trafikte giderken artık direksiyon kullanmayacağım, başka işler. Bu bir faydadır ama bunun çok daha ötesinde fayda var. Bunun trafik sorununu, kazaların engellenmesi, daha trafik zamanının verimli kullanılması, otopark tasarrufu. Otopark, yani şimdi çok ciddi anlamda otopark sorunu var ve otopark sorunuyla ilgili çok ciddi para harcanıyor. Yani otopark olmayacak, gidecek çünkü bir yere, geri gelecek. Aynen sonra öyle, yani bir şekilde o işi çözmüş olacaksınız. Evet. Daha sonra araba kullanmayan insanlara bu yeteneği veriyorsunuz. Bir örnek var, hakikaten beni çok da etkileyen bir örnek. Görme özürlü bir insan ilk defa arabaya binip, arabanın sürücü koltuğuna binip istediği yere gidip işini halledip geldiğini görebiliyorsunuz. Çünkü sadece komut veriyor. Ben şu noktaya sesli komutla istiyorum. Sesli komutla alıyor. Dediğim gibi yani bunlar belki bizim algıladığımız boyutun çok daha ötesinde fayda getirecek teknolojiler. Amaç da zaten bu. Bizim dönemimizin bir dizi filmiydi. Kara Şimşek, siz de onu hatırlarsınız herhalde. Değil mi? Konuşuyordu, geliyordu, geliyordu, git diyordu, gidiyordu. Evet. Hatta ona bazı böyle ironik önerilerde de bulunuyordu. Evet. Bu bir rüyaydı, bu bir hayaldi. Sizin de aralarında bulunduğunuz birçok şirket, mesela Volkswagen'in, Mercedes'in ve başka bazı üreticilerin de bu konuda çalışmaları var. Onlar da deniyorlar. Evet. Yakın dönemde kısa bir reklam arası var ama ne kadarlık bir dönemde bunun yaygınlaşacağını düşünüyorsunuz? Şu anda bu araba trafikte gidiyor Amerika'da. Ama seri üretim ve bayiye gittim, sürücüsüz otomobil sipariş edeceğim. Tahmininiz ne aşağı yukarı? İki şey, o çok zor bir tahmin açıkçası. Çünkü bunun iki tane şeyi var. Bir, maliyetlerin düşmesi. İkincisi de bunun hukuki olarak onaylanması, bunların izinli olması. Bu ikisi ne kadar hızlı olursa o kadar şey. Çünkü teknolojik olarak
araba neredeyse hazır diyebiliriz. Evet, biraz maliyeti düşecek, biraz hukuki ve belki etik onların bazı dediğim şeyler gibi, üzerinde periferal çalışacak. Periferal şeyler de olacaktır ama teknolojik anlamdaki gelişimi çok hızlı devam ediyor. Başbakan Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri, Kaliforniya'yı ziyaretinde Google'ın merkezine yaptığı ziyarette değil mi bu görüntüler yaşanmıştı? Orada eşi ve ailesini, kızıyla birlikte Google'ın sürücüsüz otomobile bindiği andaki görüntülerden birkaç kare. Bir kısa reklam arası daha yapalım. Saat 11'de tekrar birlikte olalım. Bülent Hiç Sönmez'le birkaç dakika daha konuşacağız. Merak edilen soruları ben kendisine yöneltmek istiyorum. Biraz YouTube'u da isterseniz konuşalım. Bu çerçevede. Ardından da bugün programımızın ikinci bölümünde Van var. Ve barış sürecinde gelinen nokta var. Gülşen Orhan stüdyo konuğumuz olacak. Hemen hatırlatalım. Yeniden iyi pazarlar. Bülent Hiç Sönmez konuğum, Google Türkiye Ülke Direktörü. Araba motorlarında ve YouTube'da en çok ne arıyoruz? Bu da çok soruluyor. Size hep en sorulan soruyu soruyorsunuz. En çok ne aranıyor? Benim cevabım hep aynı. Her şey. Aklınıza gelen ne varsa. Her şey. O gün gündemde olan. Homojen bir şey yok yani o zaman değil mi? Dağınık. Mutlaka bazı kelimeler daha fazla aranıyor ondan sonra. Çünkü insanların hayatlarında çok daha fazla bulunuyor. Ama aklınıza gelen ne varsa o aranıyor. Hatta bazı kelimeler dönemsel artar. Anneler gününden evvel hediye, sevgililer gününden evvel çiçek mesela. Doğal olarak. Tabii. Doğal olarak o dönemseller de var. Veya Suriye mesela. Grip Suriye olabilir. Ondan sonra grip döneminde salgınlar. İşte salgınlar. Doktorlar vesaire. Evet, yani dünkü son olaylara bakıldığında eminim biber gazı aramaları artmıştır. Gezi parkıdır. Gezi park kelimesi yani artmıştır. Dönemsel olarak da artıyor ama hayatınızda ne varsa, ne varsa hepsini arıyoruz. YouTube'da ise daha çok müzik mi arıyoruz? YouTube o da var. En yaygın o mu müzik? Şöyle mi? Kategorilere baktığımızda tabii ki ilk akla gelen müzik. Bununla evvel eğlenceyle ilgili işte diziler olsun, filmlerle olsun, onun fragmanlarıyla olsun, onlarla ilgili aramalar. Bunun haricinde eğitimle ilgili aramalar. Bunun haricinde sağlıkla ilgili aramalar. Mesela şey çok fazladır. Ben bunu nasıl yapacağım? Diyelim ki işte bir cihaz aldınız. Nasıl kuracaksınız? Kullanma kitabının görsel versiyonu. Çok fazladır. Her türlü printer'ın, yazıcının, bilgisayarın, fotoğraf makinesinin şeyleri var. Çok çok fazladır. Ve bunlara baktığınızda çok ciddi anlamda hacimler var burada. YouTube zaten, YouTube'un kendi hacmi çok fazla. Bir dakikada 72 saatin üzerinde video ekleniyor. Şöyle bir şey gözlemliyorum. Kullanıcı deneyimi olarak söyleyeyim. Ben YouTube'da bir şeyi daha kolay buluyorum da, pardon, Google'da daha kolay buluyorum mesela arayacaksam veya başka bir arama motorunda. Ama YouTube'da daha çok mesai harcamak gerekiyor spesifik bir şey bulmak için. Arama kelimesini daha spesifik hale getirmek gerekebilir orada biraz. Değil mi? Daha ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Yani görsel, yani görüntü belki de bilgi bankasının görsel şeyin yeter kapasitesiyle mi alakalı bu bilmiyorum. Yani yok, oraya girilen datayla mı ilgili? Şöyle bir şey? Bu işin taglenmesiyle alakalı. Belki çok taglenmesiyle ilgili bir şey. Çok teknik konusunu bilmeden bir tahmin yürütmek gerekirse web aramalarında çok daha fazla sinyale karşılık arayabiliyorsunuz. Tekstleri var vesaire. Burada giren videonun açıklamasıyla ilgili de şeyler var. Çünkü orada açıklama ne kadar netse o kadar rahat bulabiliyorsunuz ki o çok ilerliyor ama. Yine Bülent Bey çok tartışılan, konuşulan şeylerden biri YouTube'da bazı içerikler, işte Türkiye'de ve güncel olduğu için söyleyeyim efendim, Atatürk, işte bu PKK, Kürt meselesi veya ne diyeyim bir takım pornografik şeyler. Bunlar tartışılıyor mesela. Kimileri diyor ki bu yani hakaret içeriyorsa, şiddet varsa veya başka bir şey varsa olmamalı diyor. Kimileri mahkemeye başvuruyor. Buradaki temel prensipler nedir? Yani neye göre Google o içeriklerin, daha doğrusu YouTube o içeriklerin orada kalmasını veya kaldırılmasını kararlaştırıyor? YouTube esasında bir topluluğun yaratmış olduğu içerik. Bununla beraber herkesin videosunu oraya yükleme ve kendini ifade etmekle ilgili platformu sağlayan bir nokta açıkçası. Burada bizim kullanıcı tarafından üretilmiş içeriklerin sayısı da çok fazla. Biraz evvel onu da vermek isterdim açıkçası. Çok ciddi anlamda var. Bu bir toplumun yarattığı bir şey ve buradaki şeyi de
içeriğin şeyinde biz toplum tarafından yapılmasını tercih ediyoruz. Burada iki tane nokta var. Bir tanesi Google'ın zaten kendi prensipleri var. Şunlar, 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 şunlar aykırır diye. Onu zaten Google'ın prensipleri diye girildiğinde onu net görebiliyorsunuz. Aykırıysa onu yükleyemiyor musunuz? Ya da hayır. Yükleseniz de gösterilmiyor. Şöyle, onu kullanıcının işaretlemesini ve bize söylemesini. Burada bu içerik var dendiğiniz eğer aykırıysa hemen çıkar bizde. Kullanıcılar. Çünkü o kadar çok var ki dediğim gibi bir dakikada 72 saatlik video. Onu bilgisayarla mı yani yakalıyor? Mesela bir kafa kesme görüntüsünü, adam bir kafa kesme görüntüsünü aldı koydu oraya. Koydu. Ne oluyor orada? Binlerce görüntülenebilir mi bu? Görüntülenebilecek koyduktan sonra hemen bununla ilgili kullanıcılar da bu rahatsız etti beni diye nokladığında, tıkladığında eğer prensipler aykırıysa hemen kalkar. Birisinin ama uyarması mı lazım? Birinin uyarması. O yoksa sizin bilgisayarınız yani böyle bir şiddet kontenti içeriği var diye onu algılayamıyor herhalde değil mi? Dediğim gibi o kadar çok yükleniyor ki dediğim gibi bir dakikada 72 saatlik bir videodan bahsediyoruz ama dediğim gibi bu işaretlendiği anda kalkar. Peki bu kadar çok görüntü hangi serverlarda, hangi bilgisayarların içinde depolanıyor? Yani bir yerde değil mi? Bunların bir kaynağının oluyor olması lazım. Evet, Google'ın serverlarında duruyor videolar ama nasıl zaten nereden geliyor? Böyle? Büyük serverlar. Her gün zaten ekleniyor. Dediğim gibi bir dakikada eklenen videoyu düşünün. Çünkü şu artık herkesin hayatına cep telefonu girdi. Herkes bununla ilgili kendi içeriğini buraya yükleyebiliyor. O çok büyük bir güç. Yani herkes etrafındaki olayları, ilgisini çektiği konuyu buraya yükleyebiliyor. Tabii ona rağmen de ona paralelde bunun depolanmasıyla ilgili ciddi bir çalışma var Google'da. Sadece Amerika'da değil, dünyanın her yerinde serverlar var, depolar var. Depolar var. Türkiye'de de var mı depolar? Türkiye'de yok. Türkiye'de yok. Ama dediğim gibi bu dağıtık olan. Türkiye'de de olabilir mi gelecekte? Bununla ilgili bir çalışma yok açıkçası. Bunlar çok teknik çalışmalarla olan şeyler onlar. Peki üst sıralarda yer alması konusu neye bağlı? Yani bir video çektiniz, yüklediniz YouTube'a. Onun yukarılarda çıkması hangi parametrelerle ilgili? Google'da da aynı şeyi sormuştum. Benzer ama kullanıcı da hangi parametreye göre sıralamasını da isteyebiliyor aynı anda. Filtre metodu var. Bana en son yüklenenleri göster. Bana en çok olanları göster. Bununla ilgili seçenek kullanıcının elinde açıkçası. Yani ilintiye göre sırala. En çok izleme rakamına göre sırala, yüklenme tarihine göre sırala vesaire bunları arka arkaya. Kullanıcı kolaylaştırabilir kendi işini. Şu arada YouTube bu arada dünyanın ikinci en büyük arama motoru. YouTube. Evet. Google'dan sonra. Yandex'te sonraki sıralarda yani, geliyor. Mesela Rusya kökenli bir şöyle, başka arama motoru. Video araması olmasına rağmen hacim o kadar büyük ki. Yani hacme baktığınızda ikinci sıraya oturdu. Çünkü video içeriği artık çok değerli bir içerik. Çünkü artık bunu herkes üretebiliyor, Google paylaşıyor. Google önüne geçebilir mi? Sizce Google'la yarışabilir mi orada? Valla çok zor onu söylemek. Yani bu hızda çok ciddi anlamda büyüyor yalnız. Evet. Şimdi hem engelliler açısından bu soracağım soru önemli. Hem de engelli olmasalar da insanlar örneğin araç kullanırken arama motorlarına sesli olarak komut verip bir şeyi ara. Mesela işte İstanbul Gezi Parkı. Hı-hı. Otomobille giderken Gezi Parkı ile ilgili ne oldu bugün diye sesli komut. Neredeyiz burada? Hem bilgisayarda hem otomobilde diğer platformlarda. Ben hep onu kullanıyorum. Sesli komut veriyorsunuz. Sesli komut da arıyorum. Ama yani. Türkçe sesinizi sesli komutla tanıyor tabii. Ve buluyor. Tabii. Ve aramalarımı nasıl kullansınlar bunu? Ne öneriyorsunuz? Nasıl yapabilirler? Cep telefonunu kullandığınız noktada zaten sesli komut butonuna bastığınızda Türkçeyi seçiyorsunuz. Zaten eğer sizin tercih tanıyor. Ettiğiniz dil Türkçe ise eğer Türkçeyi tanıyor. Herhangi bir aksanla söylemeden Türkçe olarak arama siz normal konuşuyorsunuz. Listeliyor. YouTube'da da var mı bu özellik? YouTube'da yok. Şu anda aramada var bu. Google'da var. Arama var ama aynı anda cep telefonu ve Android işletim sistemleri iPhone'lara baktığınızda da bunlar her noktaya geliyor. Yani siz SMS'i de aynı şekilde yapabilirsiniz. Yazınızı da aynı şekilde yapabilirsiniz. Yani bu sesle tanıma çok önemli. Biz aramaya bunu çok önceden dahil etmiş olduk. Dediğim gibi ben hep bunu kullanıyorum. Mesela Türk Hava Yolları dediniz. Google'da Türk Hava Yolları sitesini size açtı getirdi. Değil mi? Öyle mi yapıyor? Şöyle Türk Hava Yolları dediniz. Aynen o, yani şunu değiştiriyor bu. Siz parmaklarınızla Türk Hava Yolları yazmaktansa tamam. Türk Hava Yolları diyorsunuz. O sizin yerinize yazıyor ve arama tuşuna basmış gibi arama sonuçlarını getiriyor. O kadar. Orada bırakıyor. Veya yani daha karmaşık olsun. Türkiye'nin gayri safi milli hasılası nedir diye soruyorsunuz. Onu yazıp getiriyor. Getiriyor. Bunun bir sonraki aşamasında ne olabilir? Şimdi arama tabii mesela arama şu anda ilk evresinde. Şu anda aramayla ilgili çok ciddi çalışmalar yapıyoruz ve gitmesini istediğimiz, gideceğini öngördüğümüz ve üzerine çalıştığımız nokta şu.
Bugün geldiğimizde arama daha çok reaktif. Biz soruyoruz arama motoruna. İşte trafik bilgisi, ürün bilgisi vesaire bilgisi, belki uçağın kalkış bilgilerini biz soruyoruz. Ama bizim şu anda çalıştığımız ve hatta bazı noktalarda başladığımız gideceği yer şu. Benim cihazlarım beni biliyor. Benle ilgili bilgiye sahip. Ben sormadan önerecek. Evet, ben çünkü onlara bu bilgiler benim diye söylediğim noktada işte benim nerede olduğumu biliyor. Hafta içinde işle ilgili toplantılarımı biliyor. Toplantılarımın hangi adreste olduğunu biliyor. Ve bununla ilgili de bu bilgileri trafik bilgisine kattıktan sonra diyor ki sen diyor bir sonraki toplantına bir saatten evvel gidemezsin. Onun için sana sinyal veriyorum diyor. Bülent Bey, bu birçok insanı da korkutuyor yalnız. Diyorlar ki bazıları, yani Amerika'daki bir şirket, bir server, bir dizi server beni tamamen kontrol ediyor, beni ele geçirdi. İşte Big Brother is watching us gibi bir durum oluyor. Büyük birader bizi izliyor gibi, yani o kurgular, filmler, teoriler. Endişeleri konusunda insanların ne söylersiniz? Yani bu kadar bize ait özel bilgiyi veya başka bilgileri bu kadar biliyor olmaları, biliyor olması sistemin, depolaması, yedeklemesi, bu gelecekte veya bugün bazı sorunları da beraberinde getirmiyor mu? Şöyle, Google'da kişisel bilginin korunması her şeyin en başında gelir. Her şeyin en başında gelir. Çünkü bu bir güven işidir. Ve Google şunu biliyor ki bu güven sağlandığı noktada varsın, güven sağlanmadığı nokta yoksun. İtibar kaybettirecek. Kullanıcı güvendiği noktada Google var. Kullanıcı güvenmediği noktada Google yok. Bu kadar basit ve bunun için de bütün eforunu buraya sarf ediyor ve bununla ilgili bütün kurallarını koyuyor. Kimseyle paylaşmıyor. Hayır. Kesin olarak. Yani ki her kim olursa kişisel olsun. Kişisel bilginin paylaşımıyla ilgili bütün hukuki şeyleri yerine getiriyor. Güvenlik sorunu olsa bile mi? Yani mesela bir terör tehdidi söz konusu oldu. Amerika Birleşik Devletleri açısından kendi güvenliği bakımından bazı bilgilere erişmek istiyor ki Amerikan yönetimi bunu bir politik baskı gücü olarak kullanıyor dünyanın farklı yerlerinde. Hava yollarına diyor ki ver o bilgiyi, o kişi kim geliyor buraya. Benzer bir şeyi mesela arama motorları, bilişim şirketleri üzerinde de kuramaz mı? Kurduğu zaman sizin duruşunuz bununla ilgili ne olur? Bununla ilgili lokal olduğu noktada devlet otorileriyle çalışmalarını yapıyor ve çalışmalarını bu paralelde sürdürüyor. O sürdürüyor. Lokal hukukla ilgili çalışmasını sürdürüyor. Türkiye'de de aynı böyle şey. Bir çalışma var. Peki çok verimli oldu sohbet. Şimdi o kadar büyük bir deniz, o kadar büyük bir bilgi şeyinden söz ediyoruz ki yani her şeyi insan merak ediyor, konuşmak istiyor. Belki bir başka program daha yaparız. Orada da farklı konuları konuşuruz. Sağ olun geldiniz. Teşekkür ederim. Bülent Hiç Sönmez, Google Türkiye ülke direktörü. Bilişim Google dendiğinde tabii YouTube'u da onun için de değerlendirerek konuştuk. İç içe geçen şirketler ve hizmetler ama gördüm ki Bülent Bey'in söylediklerinden YouTube dünyanın ikinci arama motoru haline gelmiş. Orada daha çok görüntü veya video arıyoruz ama orada kendi içlerinde de bir rekabet var gibi görünüyor. Bir reklam arasının ardından Van Milletvekili Gülşen Orhan bizlerle birlikte olacak. Hem çözüm sürecini konuşalım hem de Fakir Teyran Festivali var. O nedir o festival, neler olacak onu değerlendirelim.